Merhabalar kıymetli dostlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dolmalık biber ve paşa kabağı ile zeytinyağlı dolma yapacağız. Ben hemen öncelikle ilk defa yapacaklar için içi nasıl oyulur onu göstermek istiyorum. Paşa kabağı ile gerçekten dolma çok güzel ve lezzetli oluyor. Bakın şu şekilde üst kısmından kestiğim kısmı dolmalığımda kapak olarak kullanacağım. O yüzden onu atmıyorum. Şöyle bir kenara bırakıyorum. Ve bir oyacak yardımıyla kabağımın içine oyuyorum. Kabağı oyarken delmemeye dikkat edelim dış kısmına. Şöyle hafif hafif kenarlardan çok fazla zorlamadan, zaten çok çabuk oyulan bir sebze kabak. Bakın şöyle oyarken de kabağın her tarafının aynı incelikte olmasına dikkat edelim. Çok kalın oymayalım. Benim 1 kilo kadar paşa kabağım var. Yine 250-300 gram da dolmalık biberim var. Karışık olarak yapacağım bugün dolmayı. Bakın gayet güzel oyduk. Hemen kapağını şöyle içine koyuyorum ve temizlemiş olduğum diğer kabakların yanına koyuyorum. Bu oyma işlemini uygulamadan önce kabaklarımı ve dolmalık biberlerimi iyice yıkadım. Daha sonra temizledim. Oymaya başlamadan önce bütün kabakları ve dolmalık biberleri yıkadım, kuruttum. Ben büyük bir kısmını oydum ve temizledim. Sadece sizlere temsili olarak bugüne kadar kabak oymayan ve de dolmalık biberin nasıl temizlendiğini bilmeyenler için birkaç tanesini göstermek istedim. Benim bu yapmış olduğum dolma çeşidi Adana, Osmaniye yöresine ait bir yemek. Kayınvalidemden bu şekilde öğrenmiştim. Evlendiğimden beri de aynı tekniği uyguluyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor, çok güzel oluyor. Sizlere de yapmanızı tavsiye ediyorum. Yine kabağımın sapının kötü kısmını aldım ve kapak olacak şekilde kestim. Şimdi tekrar oyma işlemini gerçekleştiriyorum. Dolmalar genelde evlerimizin vazgeçilmez yemeklerindendir. Çok da severiz. Yöre yöre dolmanın iç malzemesinin yapımı değişebiliyor. Bugün ben etsiz yapmayı tercih ettim. Yine yöre yöre diğer dolma çeşitlerini de ileriki zamanlarda hep beraber yaparız. Bakın ben konuşacağım derken alt kısmının oymasına dikkat etmedim ve altı delindi. Oraya hemen bir kapak yapacağım. Oyduğumuz kabağın içinden şöyle ince bir dilim kesiyorum ve kabağımın altına yerleştiriyorum. Bir nevi altına kabak oldu. Yine sizler de böyle kazalara uğrarsanız benim gibi bu şekilde yapabilirsiniz. Bu arada kabağın içine atmayın, ziyan olmasın. Ben bugün yapamıyorum çekim yaptığım için. Zaman kaybetmek istemiyorum. Kabağın içini rendeleyip mücver yapabilirsiniz. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Genelde çocuklar köfteye benzeyen mücver türü yine yemekleri de seviyorlar. Bu şekilde içini de ziyan etmeden tüketmiş olursunuz. Yavaş yavaş içini oyuyorum ve dış kısmında bulaşan şeyleri daha sonra yıkayarak yine temizlerim. Kabağımızın temizleme işlemini bitirdik. Şimdi dolmalık biberimizi temizleyeceğiz. Şöyle baş parmağımızın uç kısmıyla hafif hafif biberin üst kısmına bastırdığınız zaman içine doğru göçüyor. Daha sonra elinizle çektirdiğiniz zaman hemen temizlenmiş oluyor. İçindeki çekirdekleri de yine silkeleyerek temizleyelim. Gerçi ben temizledikten sonra yıkıyorum. Bakın hemen kolayca temizleniyor. Yine bu tür şeyleri temizlerken ve de dolma içi hazırlarken eldiven bir nevi kurtarıcı oluyor. Elinizi kirletmemiş oluyorsunuz. Kabaklarımızı ve dolmalık biberlerimizi temizledik. Şimdi dolma içimizi hazırlamaya geçebiliriz. Dolma içim için 1 büyük kapya biber, 1 baş soğan, 3 tane yeşil biber ve 1 miktar maydanoz kullanacağım. Hemen doğrama işlemine geçiyorum. Öncelikle kuru soğanımı ince ince yemeklik doğrayacağım. Bakın neredeyse rendelenmiş gibi ince doğruyorum. Sizler arzu ettiğiniz gibi yine doğrayabilirsiniz. Şimdi kapya biberimi doğrayacağım. Şöyle ince ince kesiyorum. Yine bunları da soğanlar gibi ufak ufak doğruyorum. Yine aynı şekilde yeşil biberlerimi de ince ince doğrayacağım. Kapya biberlerimi doğradığım gibi. Niye bu şekilde yapıyorsunuz, işte neden biber doğruyorsunuz falan demeyin. İnanın, deneyin. Gerçekten çok süper bir lezzet oluyor. İçine kıyma koymadığımız için bunlar bir nevi pirince hem lezzet katıyor hem de kıymanın doldurduğu alanı bu sebzeler dolduruyor. Kıymalı yaptığınız zaman daha az su koyuyorsunuz. Kıymasız yaptığınız zaman daha fazla su koyuyorsunuz. İçine bu şekilde biber doğradığınız zaman, biber soğan doğradığınız zaman o kıymanın kapattığı alanı biberler kapatıyorlar ve daha az su
su koymayı sağlıyorlar. Ama lezzeti de bir başka oluyor. İlk gördüğümde bana da garip gelmişti. Sonra yapılan dolmayı yediğim zaman inanın bayıldım. Muhteşem olmuştu. Yapmış olduğunuz dolmanın lezzetli olmasını istiyorsanız baharatını bol koyun. Nar ekşisi varsa yine nar ekşisini, sarımsağını yine bol koyun. İnanın onları bol koyduğunuz zaman dolmanın tadına doyum olmuyor. Şimdi maydanozlarımı doğruyorum. Maydanoz biraz daha doğrayabilirdim ama benim evimde bu kadar kalmış. Mecburen bu kadar doğramak zorunda kaldım. Doğradığımız sebzeleri hemen bir karıştırma kabıma boşaltıyorum. Şimdi dolma içimizin baharatlarını ilave edeceğiz. Ben şöyle 2-3 tatlı kaşığı kadar nane ilave ettim. Yine 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, arzu ettiğiniz kadar tuz. Şöyle 1 büyük bardak domates sosu ilave ediyorum. Sizler normal mevsiminde domates de kullanabilirsiniz. Ve nar ekşisi. Nar ekşisinin miktarını veremiyorum çünkü tadına göre bakın. Herkesin nar ekşisinin kıvamı farklı oluyor. Benimkisi biraz sıvı. O yüzden biraz fazla koyuyorum. Daha sonra yine tadına bakıp az da ilave edeceğim. Eğer koyu kıvamlıysa nar ekşiniz biraz daha az koyun. Şimdi sıra geldi sarımsaklarımızı rendelemeye. Ben 8-9 diş sarımsak kullanacağım. İnanın sarımsak bu yemeğe muhteşem bir lezzet veriyor. Deneyin ve görün. Buraya kadar videomu izlediyseniz eğer kanalıma ücretsiz abone olabilir, beğeni ve yorum yapabilirsiniz. Yine yeni paylaşımlarımızdan haberdar olmak isterseniz bildirim zilini açmayı unutmayalım. Videomu sonuna kadar izlerseniz yemeğimin püf noktalarını kaçırmamış olursunuz. Sarımsağımızı rendeledik. Şimdi 1 tatlı kaşığından biraz fazla biber salçası koyuyorum. 2 su bardağı yani klasik su bardağıyla pirinç yıkadım. Yine onları da kabıma boşaltıyorum. Dolma yağı sever. Şöyle bolca neredeyse 1 su bardağına yakın zeytinyağı ilave ediyorum. Ve bir güzel dolma içime bütün lezzetlerin birbirine karışması için, geçmesi için iyice yoğuruyorum. Bakın eldiven kullanmasaydık bu kırmızılıklar komple elimize geçecekti. Dolma içimizi iyice karıştırdık. Ben şöyle elimle biraz alıp tadına bakmak istiyorum. Tuzu, limonu yerinde mi diye, nar ekşisi yerinde mi diye. Nar ekşim biraz az gelmiş. Biraz daha ilave edeceğim. Son kalan nar ekşimi de ilave ediyorum. Ve tekrar iyice karıştırıyorum. Dolmamın içi hazır. Hemen kabaklarımı doldurmakla başlıyorum. Dolma doldururken muhakkak karıştıra karıştıra doldurun. Bütün kabaklarınıza aynı lezzetler geçsin. Bakın kıyma koymadığım için az dolduruyorum. Çünkü şişince tamamıyla kabağın içine dolduracaktır. Kapağını kapatıyorum ve tencereme yerleştiriyorum. Kabaklarımı doldurdum. Şimdi sıra geldi biberlerimi doldurmaya. Biberlerimi de yarım dolduruyorum. Dışarıya taşmaması adına. Doldurma işlemini tamamladık. Ben şöyle domatesler dilimlemiştim. Hemen dolma biberlerimin üzerine birer tane domateslerden kapak yapıyorum. Dolmamızın yapım aşamasını tamamladık. Şimdi pişirme işlemine geçebiliriz. Tenceremi ocağıma aldım. Şimdi üzerine geçmeyecek şekilde sıcak su ilave ediyorum. Çabuk kaynayıp pişmesi için. Bakın bu kadar su yeterli olacaktır. Yine dolma içimizin içine domates doğradığımız için, domates sosu koyduğumuz için o da suyunu bırakacaktır. O yüzden fazla su koymayalım. Suyunu koyduktan sonra ben bir miktar şöyle üzerine zeytinyağı gezdiriyorum. Muhakkak dolmalarımızın üzerine bu şekilde bir aparatla kapatalım ki pişerken pirinçler dışarıya taşmasın. Kaynayana kadar yüksek ateşte, daha sonra kaynadıktan sonra ocağımın altını kısacağım ve kısık ateşte uzun süreli pişireceğim. Gördüğünüz gibi yemeğimin suyu kaynadı. Hemen ağzını kapatıyorum. Yemeğimi kısık ateşe alıyorum ve pirinçlerim yumuşayana kadar pişiriyorum. Bu arada tenceremizin kapağını kapatmayı. Bakın bir 15 dakika piştikten sonra ki domatesler de suyunu bırakmış, suyu biraz daha fazlalaşmış. Bu su yeterli. Ben tekrar kapatıyorum. Kıymetli dostlar, yemeğimi piştikten sonra 20 dakika kadar dinlendirdim. Ben harcımı biraz fazla yapmıştım. 2 bardak pirinçten yapmıştım. O yüzden fazla geldi. Fazla geldiği için elimde de dolmalık biberler vardı. Kalan harcı da biber dolması yaptım. Bunu pişirmedim. Uygun bir saklama kabına koyup derin dondurucuda saklayacağım. Daha sonra bir misafirim geldiği zaman pişireceğim ve servis yapacağım. Ben hemen bu pişmemiş dolmamı alıyorum ve sizlere dolmamın son halini gösterme adına servis tabağıma alacağım. Dolmalarımı servis tabağıma alıyorum. Dolmalarım servise hazır. Gördüğünüz gibi enfes görünüyor. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir tarifin daha sonuna geldik. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle evinizden huzur, sofranızdan bereket eksik olmasın. Allah'a emanet olun.